Herkese merhaba. Bu hafta tekrardan karşınızdayız. Değerli hocalarım, stratejist Cüneyt Paksoy ve Profesör Doktor Sefer Şener'le beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Mahmut Bey, Cüneyt Bey hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sefer Hocam. Sevgili Mahmut, sevgili hocam. İyi bir yayın olsun. Bir ufak canlı yayın kazası yaşadım hocam. Dilerseniz Sefer Hocam enflasyonla başlayalım. Hafta başında biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklandı. Aylık %13,58, yıllık %36,08 gibi bir rakam çıktı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de enflasyonla mücadelemiz devam edecek dedi. Neler söylersiniz? Yurt içi ve yurt dışı yani bu enflasyon sorunu büyüyerek devam ediyor. Fiyatlara yansıması nasıl olur? Bir değerlendirme rica edebilir miyiz hocam? Evet tabii Mahmut Bey, özellikle bu sene Cüneyt Hocam da katılacaktır şüphesiz. Bu sene enflasyon yılı olacak. Yani biz bu sene 12 ay boyunca neredeyse hem küresel çapta hem de ülke çapında enflasyonu konuşuyor olacağız. Gerçekten küresel çapta 2021 enflasyon açısından çok ciddi sorunları beraberinde getirdi. Sizler de biliyorsunuz Amerika'da 5,9'lar, 6,2'ler. Arkasından Avrupa'da 4,8'ler, 4,9'lar. Yani Euro bölgesinde yine aynı rakamlar. Almanya'da, Fransa'da, hatta Uzak Doğu'da, Çin'de, Japonya'da dahi enflasyon bu sene belirleyici unsur oldu aslında baktığınızda. Tabii bunda ana nedene baktık. Yani hafta başında tabii TÜİK de Türkiye'nin enflasyon rakamlarını açıkladı. Amerika'daki enflasyonun şöyle bir yapısı var. Daha önce de bahsettik sizinle. Oradaki enflasyonun ana nedeni bir enerji fiyatları, iki gıda fiyatları. Yani gıdayla enerji bu seneki enflasyonun bu kadar yüksek oranlı olmasının ana sebebi. Tabii bunların tetiklemiş olduğu işte diğer unsurlar da yani sadece gıdayla enerjinin dışındaki unsurlar da mesela Amerika'da ikinci el otomobil piyasası dahi bu sene enflasyona ilk defa çok büyük oranda yüksek oranlı katkı sağladı. Yani orada dahi yüksek fiyat artışları var. Diğer taraftan Fed'in açıklamaları var biliyorsunuz. Yani bir taraftan işte diyoruz ki küresel çapta ana neden enerjiyle gıda ama bir taraftan da işte Fed'in raporları açıklandı. Biliyorsunuz orada da şöyle ben biraz iyimser buldum açıkçası Cüneyt Hocam. 2,2 vermişler 2022 yılı enflasyonunu Amerika için. Yani bu 6,9'lardan nasıl olup da birdenbire bir yıl içerisinde hatta Fed ilk çeyrekte de enflasyon baskılarının yoğun şekilde devam edeceğini öngörmesine rağmen nasıl olup da 2,2 belirlediklerini açıkçası hani biraz düşündürücü buluyorum daha doğrusu. Biraz hedef hocam, hedef gibi. Evet. Toplantıda 4,5 demişlerdi aslında ilk etapta. 4,5'a doğru bir evrilme. Sonra hedefe doğru gitme gibi okumak lazım da. Önemli olan orada verdiği detaylar. Siz de Evet, verdiği detay katılırsanız. ama şu da var Cüneyt Hocam, hani bizde hep eleştirilir ya %5'lik enflasyon hedefi var orta vadeli programda biliyorsunuz. Hep o eleştiriliyor yani ya niye %5 veriyorlar vesaire ama halbuki işte evet sizin de beyan ettiğiniz gibi hedef bu aslında. Ulaşacak mı? Çok muhtemelen ulaşmayacak. Yani 6,9'dan ani olarak 2,2 seviyelerini o bir yıl içerisinde görme olasılığı düşük. Niye düşük? Çünkü Amerika'da da enflasyonun sebebi enerji. Tamam, enerjideki dalgalanma diyelim belli ölçüde yavaşladı. Peki arz yönlü sıkıntıları ne yapacaksınız? Tedarik sıkıntılarını ne yapacaksınız? Bakın omikron varyantıyla birlikte çok ciddi anlamda sayılar tavan yapmaya başladı. Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de. O zaman bunları nasıl yapacaksınız? Yani küresel çaptaki enflasyonun aynı zamanda Türkiye'deki enflasyonun ana sebebi zaten arz sıkıntıları. Arz kaynaklı bir enflasyon var. Doğal olarak arz kaynaklı enflasyon öncelikle arzdaki sorunların giderilmesiyle ancak aşılabilir. Gıdada bunu aşamıyoruz. Küresel çapta aşamayacağız. Emtia fiyatlarında çok zor gözüküyor. Diğer taraftan tedarik zincirlerindeki bozulma hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı işte ihracat rakamlarını. Bu sene ihracatımızı en çok tavan yaptırdığımız ülke Amerika biliyorsunuz. İşte bu aslında Amerika'nın da alternatif arayışlarını gösteriyor. Yani Çin'e alternatif bir takım tedarik unsurlarını devreye aldığını gösteriyor. Hep söyledik yayınlarımızda aslında bunun bir fırsat olduğunu. Aslında rakam onu göstermiş oldu. Gerçekten bir fırsat var ortada. Yani ilk defa hatta şunu da söyleyeyim hani siyasi anlamda
ilişkiler çok da böyle sıcak, hani iyi ilişkiler olmamasına rağmen ticari anlamda bu kadar büyük boyutlu artışlar yaşadık Amerika ile. O yüzden diyoruz ki evet, enflasyon hedefini 2,2 koymuşlar ama bu olasılık çok düşük. Gelelim Türkiye'deki enflasyona. Evet, hafta başında açıklandı. Siz de beyan ettiniz. Yani aylık ve yıllık bazdaki rakamları beyan ettiniz. Şöyle söyleyelim. Oradaki rakam biliyorsunuz 36,07 8. miydi? 08. 36,08 yıllık enflasyon. Evet. Şimdi ilginç olan bir yapıdan bahsedeyim size. Enflasyon rakamları yıllık bazda biliyorsunuz hangi kalemlerde ne kadar olduğu da açıklandı bu rakamla birlikte. Bakın ulaştırma %53 civarıydı. Diğer taraftan gıda ve alkolsüz içecekler yani gıda fiyatları 43,80'di. İşte en yüksek iki kalem buydu. Yani bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Bunu söylememin ana nedeni şu. Nasıl Amerika'da enflasyonun ana sebebi enerjiyle gıdaysa, bakın Türkiye'de de ana kulvar bunu gösterdi aslında. Yani ulaştırma dediğimizin içerisinde otomotiv fiyatları vesaire de var ama hani enflasyondaki oranı da %10'a tekabül ediyor. Yani enflasyonun %10'la etki ettiği kısım bu ulaştırma kısmı. Yani enerji içerisinde, otomotiv fiyatları vesaire içerisinde. Şimdi bunu söylememin ana nedeni bakın enflasyon ne kadar örtüşüyor. Yani dünyada neyse bunun sebepleri Türkiye'de de o. Ha bunun dışında kurla ilgili Türkiye'nin sıkıntıları var. Bunlar tabii ki sebep. Bunun dışında faiz oranlarıyla ilgili bir takım hani beklentilerim vesaire. Bunlar tabii ki sebep. Onları bir tarafa koyuyorum. Ama bu rakam bize şunu gösteriyor. Ulaştırmanın yıllık bazda en yüksek oranın enerjide olması yani ulaştırma enerji aynı şey diyoruz. Dediğim gibi otomotiv de olduğu için ulaştırma o yapının içerisinde. Diğer taraftan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki oranın da %40'ların üzerinde olması demek bizdeki enflasyonun ana nedeninin de arz yönlü olduğunu gösteriyor. Bizdeki enflasyonun ana nedeninin de işte kuraklıktır, şudur, budur, tedarik sıkıntısı yönlü olduğunu gösteriyor. Yani ülke içinde tedarik sıkıntısı yok belki ama küresel çapta da değil mi? Ne yapıyoruz? İhracat yapabilmek için aramalı ham madde ithal ediyoruz. Oradaki tedarik sıkıntıları da doğal olarak bizi etkiliyor. Lojistik fiyatları doğal olarak bizi etkiliyor. İşte bütün bunları bir araya getirdiğinizde Türkiye'deki enflasyon beklediğimiz bir enflasyon muydu? Açıkçası bütün öngörülerimizde %10'luk, 12'lik aylık bazda bir enflasyonu neredeyse bekliyorduk diyebiliriz. Hatta yapılan anketler 29,85'leri gösteriyordu yıllık bazda. Aylık bazda da %9'ları, 8'leri vesaire gösteriyordu. Ama beklentilerin üzerine çıkmış oldu enflasyon. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Yani hani Hocam orada sözünüzü kestim. Hani bir buyurun buyurun. katkı ve soruyla beraber aslında fikrinizi de merak ediyorum. Burada üretici tarafındaki enflasyon çok önemli. 80'lere gelmiş bir üretici enflasyonu var ve aradaki makas TÜFE ile ÜFE arasındaki makas 40'ların üzerinde, yani 43-44'lerde. Şimdi bir miktar buraya da konsantre olmak gerekiyor gibi geliyor bana. Yani sizin o dediğiniz tedarik problemleri, işte gıda tarafında yaşanan enflasyon zaten global açıkta çok uzun vadeli bir şey, ama o üretici enflasyonunu aşağı doğru evrilmeden, makas kapanmadan bizim manşet dediğimiz tüketici enflasyonun da aşağı inmesi biraz zor olacak gibi. Ne dersiniz bilmiyorum hocam. Cüneyt Hocam kesinlikle haklısınız. Yani şöyle söyleyelim. İlk defa bu kadar yüksek oranda açıldı makas. Yani o %80'lerin görünmesi şu manaya geliyor. Aslında baktığınızda ilerleyen aşamalarda maliyet kaynaklı, arz kaynaklı, üretim kaynaklı kısmın ilavesi artarak devam edecek demek. Bunun da ana nedenlerinden bir tanesi o üretimdeki maliyetlerin kurlar işte Cüneyt Hocam. Yani kurların etkisini daha çok biz üretici fiyatlarında görüyoruz. Aynı zamanda tedarik sıkıntısını, aynı zamanda arz sıkıntısını üretici fiyatlarında daha yoğun görüyoruz. Şimdiye kadar yapılan bir takım düzenlemelerle
bunun enflasyona yansıması bir nebze de kaldırıldı aslında Cüneyt Hocam. Yani bakın akaryakıttaki ÖTV budur. KDV indirimleri budur. Hani vardı ya mobilyada, diğer beyaz eşyada, şurada burada birçok KDV indirimleri vesaire yaptık biliyorsunuz. Yani onlar üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına yansımasını engelleyen unsurlar aslında. Ha şimdi onlar normale döndü değil mi? Enerjide bakın akaryakıt vesaire, özel tüketim vergileri vesaire normale döndü. Diğer taraftan Sınıra geldik çünkü hocam. Bütçe tabii. dengeleri de var. Netice itibariyle orada bir normalleşme gerekiyor zaten bütçe dengeleri açısından da. Önemli olan orada dediğimiz gibi üretici enflasyonunu aşağı çekip önümüzdeki dönem tüketici enflasyon yansımasını azaltmak. Bir de Tabii. zamların da etkisi olacak ardışık olarak birikimli. Yani tepeyi Kesinlikle. gördük demek için biraz erken gibi, bilmiyorum ne dersiniz. Ben söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim Cüneyt Hocam, ama genel olarak şunu görüyoruz. Yani gerçekten üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki bu makas gerçekten düşündürücü. Mesela sadece enerjiyle ilgili kısımda hükümetin 140 milyar TL'lik bir vergiden vazgeçmesi söz konusu oldu. Eğer o vergiler alınsaydı bütçe neredeyse fazla verecekti. Onu da söyleyelim. Yani ama bu esnada da yapılacak en doğru hareket buydu. O vergileri almamaktı, o KDV indirimlerini yapmaktı. Şimdi eğer yeniden hükümet KDV indirimlerini gündeme getirirse, yeniden bu vergilerle ilgili kısımda bir takım düzenlemeler yapılırsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın enflasyondaki köpük mesajını da aslında böyle değerlendirmek lazım. Hani onun iki ayağı var. Bir tanesi fahiş fiyat artışlarından dolayı köpük var diyor aslında. Bir tanesi de işte burada eğer müdahale gelirse hükümet tarafından KDV ile ilgili, vergi ile ilgili, o zaman o üretici fiyatlarının çok yoğun şekilde yansımasını engellemiş olursunuz. Ama bu da bütçe dengeleriyle alakalı tabii Cüneyt Hocam. Siz de takdir edersiniz. Yani orada gidilecek alan ne kadardır? Bu ilk çeyrekte bu alanı gitmek gerekir mi? Onların tartışılması gerekiyor. Ama şöyle bir gerçek var. Zirve görüldü demek için erken mi? Cüneyt Hocam onu özellikle beyan etti. Şunu söyleyelim. Özellikle Ocak, Şubat, Mart enflasyonu ile ilgili bakın, henüz enerji fiyatlarına yapılan bu fiyat düzenlemesi diyelim ya da kur farkı diyelim, ne derseniz deyin adına, henüz mevcut enflasyona yansımış değil. Bir tanesi bu. İkincisi, gıda ile ilgili kısımdaki hareketlilik hala devam ediyor. Bu da belli ölçüde yansıdı. Üçüncüsü, kurla ilgili oynaklık, o ilk etaptaki kısmın yansıması henüz gelmedi. Bütün bunları değerlendirdiğinizde, evet Cüneyt Hocam haklı. Açıkçası ilk çeyrek için çok temkinli davranmamız gerekiyor. Çok temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Bir taraftan da şu var Cüneyt Hocam. O beklenti, atalet deniliyor ya, o beklenti enflasyonda yukarı yönlü gözüküyor. Bunun da ana sebebi işte kredi faizleriyle politika faizi arasındaki fark da buna yol açıyor. Aslında bu da önemli bir unsur. Yani onun için şurada net olamıyoruz. Yani ben en azından kendim adına net olamıyorum. Burası bir zirve mi? Evet, çok yüksek bir oran, çok yüksek bir seviye gördüğümüz kadarıyla. Buranın zirve olmaması hükümetin alacağı önlemlere bağlı. Yani o vergiyle ilgili, KDV ile ilgili vesaire dediğimiz enerjiyle ilgili kısımda eğer düzenleme gelirse burası zirve olabilir. Ama bu düzenleme gelmezse, bakın Cüneyt Hocam da söyledi, asgari ücrete yapılan iyileştirmeyle, memurların maaşlarına yapılan iyileştirmeyle, emeklilerin maaşlarına yapılan iyileştirmeyle ilgili kısım bundan sonra yansıyacak. Yani piyasa adeta bunu yeni fiyatlayacak. Neden? Çünkü bu zamlar geldiğinde otomatik olarak piyasa da zam yapıyor. Diyor ki işte memurlar, işçiler, emekliler zam aldı. Fiyatlar da buna göre yukarı yönlü bir ivmelenme başlıyor. Bir tanesi bu. Yani ikincisi, tabii bunun da gecikmiş bir talebi de ortaya çıkacağı da aşikar. Yani hem pandemi dolayısıyla hem de kurlardaki oynaklık dolayısıyla işin talep yönü çok ön plana çıkmadı. Yani insanlar harcamalarını kıstı, tasarruf yaptı vesaire. Ama bundan sonraki süreçte işte bu fiili olarak maaş artışlarıyla birlikte
o gecikmiş olan talebin de yansımaları gelecek. Yani bir taraftan Cüneyt Hocam'ın bahsettiği üretim kaynaklı ya da üretici fiyat endeksi kaynaklı ilaveler gelecek bundan sonra, artı tüketim kaynaklı, talep kaynaklı ilaveler de gelecek. Harcama kaynaklı kalemlerde biz bundan sonra artış görebiliriz Ocak, Şubat aylarında. E bütün bunları birleştirdiğinizde o zaman şurada net olamıyoruz işte. Diyemiyoruz ki burası zirvedir. Bu zirveden sonra artık enflasyon ivmelenme aşağıya doğru başlayacaktır diyemiyoruz. Ancak şurası aşikar, aylık bazda ben bu kadar yüksek çıkacağını beklemiyorum Ocak ayında. Yani en azından bu şu anda çıkan 13'ler, 15'lerlik seviyelerin Ocak ayında çıkmayacağını düşünüyorum kendi adıma. Ama dediğim gibi bunların göz önüne alınması lazım. Tamamıyla bu artışların nasıl yansıyacağı, ne kadar yansıyacağı hep söyleniyor. Kurlar geri çekildi. Yani kurlar geri çekildi ama öyle bir fiyat yapışkanlığı var ki Türkiye'de. Onu geri çekmek neredeyse imkansız. Neredeyse mümkün değil. O yüzden burası zirvedir tam anlamıyla diyemiyorum. Hatta şunu da söylüyoruz. Şubat ayı, Mart ayı daha farklı, yani belki dillendirmeyelim Cüneyt Hocam ama biraz daha yüksek enflasyonla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hem üretim kısmının Cüneyt Hocam'ın söylediği yansıması, hem bu asgari ücret ve memur zamları, işte emeklilere yapılanların yansıması, hem kurun yansıması, hem de enerjideki yansıma, KDV'lerin normale dönmesi vesaire. Bütün bunları hesaba kattığınızda o zaman ilk çeyrekte enflasyonda aşağı yönlü ivmelenmeyi çok beklememek gerekiyor. Zaten dünya için de beklemiyoruz. Küresel çapta Avrupa için de beklemiyoruz. Türkiye için de beklemiyoruz. Hakikaten Avrupa'da da fiyatlar çok yoğun bir şekilde artmış durumda. O yüzden diyemiyoruz ki hadi bu zirveydi. Ocak, Şubat, Mart'ta enflasyon çok ciddi anlamda aşağıya düşecek. Net olarak bunu maalesef söyleyemiyoruz. Dediğim gibi bundan sonra uygulanacak politikalar çok çok önemli. Bundan sonra ekonomiyle ilgili yapılacak düzenlemeler çok çok önemli. Burada belirleyici unsur orası olacak. Yani yapılacak düzenlemeler olacak. Ama şu da değil tabii ki. Yani olumsuz da düşünmüyoruz. Kötü bir hava olarak da düşünmüyoruz. Alınacak iyi tedbirlerle bu durumun lehe çevrilebileceğini düşünüyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Cüneyt Hocam'ın altını çizdiği nokta çok önemli. Evet, üretici fiyatlı kaynak, üretici fiyatlı ilave bundan sonra belirleyici unsur olacak Cüneyt Hocam. Yani enflasyonla ilgili ben isterseniz böyle bir kısa giriş yapmış olayım, genel bir giriş yapmış olayım. Ama ilave etmemi istediğiniz bir şeyler varsa onları da ilave edeyim. Sayın Hazine Bakanı'nı da sordunuz Mahmut Bey. Hazine Bakanı'nın açıklamalarından da evet, yani görüyoruz ki Finans Ofisi Başkanı'nın da açıklamaları vardı enflasyonla ilgili. Bir takım düzenlemelerin, yeni düzenlemelerin, yani daha doğrusu oradaki düzenlemeler de hani TL'ye güveni sağlayacak enstrümanların, yeni yeni farklı enstrümanların geleceğini görüyoruz. Bunun çalışmalarının yapıldığında ben bizatihi biliyorum. Ama o kısım enflasyonu ne derece etkiler, enflasyon beklentilerini ne derece aşağıya çeker, orası tartışılacak bir konu. Çünkü enflasyon beklentilerindeki en büyük unsurlardan bir tanesi politika faizidir. Ve politika faizine bağlı olarak gelişen kredi faizleridir. Yani yatırımlar bundan sonra ne yöne evrilecek? Onu iyi hesap etmek gerekiyor enflasyonla ilgili. O yüzden diyorum ki yapılacak bu düzenlemeler enflasyondan ziyade TL'nin güven kazanmasıyla ilgili düzenlemelerdir. Ama mutlak suretle bizim önümüzdeki dönemle ilgili daha önceki yayınlarımızda söyledik. Bir, 2022 ile ilgili iki tane çok önemli unsurumuz var. Bir, bütçe dengeleri. Bütçede kesinlikle dengeyi şaşırmamamız lazım. İki, enflasyonla mücadele. 2022 bu iki ana kalemin mücadelesi olacak Mahmut Bey. Çok sağ olun hocam, değerli yorumunuz için. Cüneyt Hocam, siz neler eklemek istersiniz konuyla ilgili? Şimdi aslında hocam geniş olarak anlattı. Ben de soru kısmında kendi adım aslında bir parça bir şeyleri de hocama sorarak ifade etmiş oldum. Daha önceki yayınlarda da net olarak şunu hep söyledim.
Beraberce de hocamla da tespit ettik. Yani enflasyonla mücadele olmazsa olmaz. Global ölçekteki enflasyon süreci normalleşene kadar bizim kendi enflasyonumuzun da normalleşme süreci netleşene kadar soluksuz bir mücadele bu. Yani bunda mola vermek gibi bir lüksünüz de yok. Gelinen nokta zaten oldukça hassas bir nokta ve buradan dönüşü artık getirecek önlemleri hızlandırmak ana amaç olmalı. Çünkü yayılım da var. Yani daha fazla kaleme enflasyon yayılmaya başladı. Bu da önemli bir nokta. Yani eskiden yayılım hızı bu kadar aşırı değildi. Sadece manşet tarafa odaklanmak değil konu. Onun için hani neçede bizim risk primimiz, benchmark olarak nitelendirdiğimiz birçok parametre, makro anlamda da kullandığımız, enflasyona bağlı geliştiği için, enflasyon çıkmasına bağlı olarak geliştiği için bundan sonra net olarak enflasyonla mücadeleye odaklanmak gerekiyor. Hocamın dediği gibi ilk 3 ay özellikle ve ikinci 3 ay, yani ilk çeyrek, ikinci çeyrek alınacak sonuç, tepenin görülmesi ve aşağı yönlü bir gelişim gösterilmesi oldukça kıymetli olacak. Hani global ölçekteki hareketleri de takip edeceğiz. Çünkü şu an yavaş yavaş enflasyon sorunsalına karşı Fed'in aksiyon alacağına dair beklentiler, birazdan konuşuruz detaylı. Piyasada tahvil tarafında bir hareketlilik getirdi. Özellikle ABD tahvilleri tarafında. Yani faiz hadlerinin de yukarı yönlü bir baskı içinde olacağını görüyoruz, gözlemliyoruz önümüzdeki dönem. Şimdiden bunun ilk sinyalleri yılın daha ilk günlerinde belirmeye başladı. Toplantısı çok çok önemli hale geldi bu noktada. Bizim de 20 Ocak'ta yapacağımız, gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısı, para politikası kurulu toplantısı oldukça önemli hale geldi. Çünkü enflasyonla mücadelenin iki ayağı var. Birincisi Merkez Bankası üzerinden, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar adına atacağı adımlar doğal olarak. Bu konuda artık son söylemlerinden de aldığımız gibi politika faizde bir dönem beklemeye geçmiş bir Merkez Bankası. Bunun yanına muhakkak bir sıkı para politikası vurgusu da yapmak gerekiyor. Sıkı para politikası vurgusu sadece faiz üzerinden değil, diğer bütün adımları da kapsayacak şekilde Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu yinelemesi ve metnin içine de bunu koyması oldukça anlamlı olacak. Onun dışında hocamın da söylediği gibi, yani hükümetin alacağı önlemler, maliye politikaları ve denetim süreci, eğer hakikaten köpük tarafı fahiş fiyatta da oluşuyorsa üretici enflasyonunda, onu da netleştirecek olan sahada yapılacak denetim mekanizmasıdır. Ve şunu da net olarak söyleyeyim, enflasyonla mücadele topyekun bir mücadele. Yani sadece devletin yapacağı tek başına bir mücadele değil, hepimizin içinde olduğu bir mücadele. Onun için üretici tarafındaki paydaşların da, yani sanayicimizin, iş adamımızın, küçük, orta, büyük ölçekte tüm işletmelerimizin de fiyat konusundaki hassasiyetleri oldukça önemli olacak. Burada iki şeyi sağlarsak, kurdaki stabilizasyonu biraz uzun zamana yayabilirsek, o yukarı yönlü hareket İğmesinden daha bir bant, dar bantta belli bir öngörülebilir seviyede bir stabilizasyon, en azından fiyatlama mekanizmasını rahatlatacak. Global şartlara karşı yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Orada devletin dediği gibi hocama, vergi politikalarıyla veya diğer politikalarla bir takım mücadeleleri söz konusu. Ama bir yandan dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı alacağı önlemler, bir yandan da yapısal reformların hızlandırılması, özellikle de gıda fiyatları her yerde baskınsa, işte Amerika'dan Asya'ya kadar uzanan evrede, bizim muhakkak bir an önce bu bekleyen tarım, hayvancılık ve su konusunu içeren hal yasasını da bir an önce çıkarıp devreye koymamız belki de en önemli göstergelerden biri olacak. Yani üretimle büyüme modelinin içerisinde kısa dönemli enflasyon sorununu çözdüğümüz andan itibaren o modelin getirileri de anlamlı hale gelecek. İhracattaki bu potansiyelimiz daha net Türkiye ekonomisine hissedilir bir şekilde dokunmaya başlayacak.
Onun için şu an bulunduğumuz noktada henüz tepeyi gördük diyemiyoruz. Üfe tüfe makası hala çok yüksek, oldukça yüksek. Bu makasın kapanması, yavaş yavaş üretici enflasyonun aşağı doğru gelmesi, tüketici enflasyonun da aşağı yönlü gelmesine sebebiyet verecek. Ama dediğim gibi önce tepeyi görmek ve onu görürken de uygulanacak tüm politikalar çok çok kıymetli olacak. Benim ekleyebileceklerim bunlar. Şunu da ekleyelim mi müsaadenizle Mahmut, Cüneyt Hocam? Tabii gayet güzel noktalara temas etti Cüneyt Hocam. Şöyle söyleyelim, özellikle enflasyonla ilgili bundan sonraki süreçte fiyat istikrarı ile ilgili gerçekten Merkez Bankası hani çok üstün bir gayret sarf ediyor. Şimdi metne Cüneyt Hocam'ın dediği gibi sıkılaştırma tekrar getirilir mi bilemiyorum ama çıkarıldı biliyorsunuz Cüneyt Hocam. Sıkılaştırma ifadesi metinden tamamıyla çıkarıldı son raporda. Hani o tekrardan getirilir mi bilmiyorum. Şimdi Merkez Bankası ayağı aslında bence fiyat istikrarı yönünden iyi gidiyor. Fakat asıl Cüneyt Hocam'ın da üzerinde durduğu finansal istikrar kısmı, yani bu arzla ilgili kısmı, işte fiyat istikrar komitesi vesaire diyoruz ya, bütün bakanlıkları içeren Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, işte içerisinde Hazine Bakanlığı vesaire var. Asıl üretim kanalıyla, yani tedarik kanalıyla ilgili kısmı bundan sonraki süreçte yönetmek daha önem arz ediyor bence. Çünkü fiyatlardaki asıl artışın sebebi üretim kaynaklı. İşte bakın üretici fiyat endeksini Cüneyt Hocam biraz önce söyledi, 80'lere ulaştı. Yani asıl o kısmı yönetmek daha önem arz edecek. Yani Merkez Bankası hani faizle ilgili vesaire hep konuşuyoruz vesaire. Tabii ki o kısmı çok çok önemli. Orası daha ziyade beklentiyi aşağıya çekecek, enflasyon beklentisini aşağıya çekecek kısım bence. Hocam orada benim hani metine alınması dediğim enflasyonla mücadelede kararlılık noktasındaki vurgu, söz yönlendirme çok kıymetli. Yani Keşke alınsa hocam. Aslında yukarı alınmıyor. Biz faiz politikası üzerinden gitmiyorsak da en azından bir dönem mola vereceğinin teyidi piyasalar için önemli diye düşünüyorum. Finansal istikrar anlamında da, finansal stabilizasyon, kur ve tahvil tarafındaki stabilizasyon anlamında da. Bakın daha yeni tahvil tarafında adım yaptı Merkez Bankası. Aslında evet. Çok yönlü piyasaya müdahale ediyor. Yani elindeki tüm araçları kullanıyor. O özellikle tahvil alımı, 3 yıl sonra gelen tahvil alımı oldukça önemli ve manidar. Şimdi bir piyasa yapıcı olarak Merkez Bankası tüm kanallarla elindeki tüm imkanları kullanıyor. Hani burada o vurguyu, enflasyonla mücadele vurgusunu hepimizin birinci noktaya çıkarması, önümüzdeki dönem öngörülebilirliğin arttırılması, istediğin enflasyon aşağı çekilmesi ve mevcut modele daha fazla katılımın sağlanması açısından da oldukça önemli diye düşünüyorum. O anlamda söyledim. Yani Merkez Bankası burada çok önemli bir regülatör görevi görüyor. O anlamda bile. Yok yok Cüneyt Hocam, kesinlikle haklısınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. O metne sözlü yönlendirme açısından sizin o söylediğiniz ifadenin konulması gerekiyor. Bunun yapılacağının belirtilmesi gerekiyor. Zaten dediğiniz gibi bir sürü aksiyon alıyorsunuz piyasayla ilgili. Birçok enstrümanı kullanıyorsunuz. En azından sözlü kısımda işte beklentiyi aşağıya çekmek adına sizin söylediğiniz ifadeyi metne yerleştirmek bence son derece faydalı olur Cüneyt Hocam. Hocam çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Cüneyt Hocam, dolar TL tarafında son durum nedir? Dolar endeksi ve dolar TL'yi değerlendirir misiniz? Şimdi az önce de hocam söylemine başladığı nokta ve benim de katkı vermeye çalıştığım nokta orası. Yani yurt dışı problem. Yani yurt dışında konfor alanı daralmış durumda ve yıla da hızlı başladık. Öyle Mart'a falan bırakmıyorlar bu işi fiyatlama noktasında. Piyasa refleks veriyor. Yani Fed'i çağırıyor piyasa. Neye çağırıyor? Sinyal vermeye çağırıyor. Yani sen hani şeffaf ve açık bir Fed var tamam ama o kadar şeffaf ve açık oldu ki piyasa bundan rahatsız oldu ve piyasa şunu istiyor. Yani pandemi koşulları, işte artan vaka sayıları çok şükür belki de bizi global ölçekte bir bağışıklığa doğru götürüyor. Belki tünelin ucundaki ışık birkaç ay sonra görülmeye başlanacak inşallah. Belki pandemiyi bahar aylarından sonra daha az konuşacağız inşallah. Yani en azından bir uzmanlık alanımız değil ama okuduğumuz makaleler, okuduğumuz haber akışlarında bu var.
böyle bir ihtimal var. Fakat vaka sayılarındaki artış ister istemez tabii ekonomik aktiviteyi engellemeye devam ediyor. Şimdi pandemiyi tamamıyla arkada bırakmadan, tedarik zinciri problemleri tamamıyla çözülmeden, orada da Fed'in hocam görmüşsünüzdür New York Fed sanıyorum bir yeni endeks geliştirmiş. Bu tedarik zinciri problemlerinde en kötüyü gördük gibi bir modellemesi vardı. Şimdi bunlar önemli tabii söz yönlendirme. Yani ama en kötüyü gördük mü görmedik mi biz verilerle takip edeceğiz. O akışı izleyeceğiz. Yani çipi dışarıda bırakıyorlar ama onun dışında yavaş yavaş normalleşme bekliyorlar. Umuyorum da öyle olur tabii dünya içinde ama neticede Fed'e bir çağrı var. ABD 10 yıllık tahvilleri 1.73'lerde. İtalya 10 yıllıklar. Ben özellikle üzerine basa basa arada yayınlarda bunu söylüyorum. 1.30'lara geldi. Şimdi niye İtalya? Yani İtalya dediğiniz zaman Avrupa'nın en borçlu ülkesi. Gayri safi milli hasılasının oranı anlamında ve problemli bir ülke bu noktada Avrupa için. Avrupa Merkez Bankası İtalya'nın faizi aşağı geliyorsa Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarıyla oldu bu süreç. Şimdi nötr faize geleceğiz diyorlar. Tahvil alımı noktasında henüz bir sinyal vermediler. Şimdi benchmark ABD 10 yıllık 1.73, İtalya 10 yıllık 1.30 yükseliyor. Şimdi aradaki makas kapanacak. Şimdi bugün dünyada hangi tahvil traderına sorsanız ya da yatırımcıya 1.73'ten 10 yıllık ABD tahvilimi alır. Yoksa 1.30'dan İtalya 10 yıllık tahvilimi alır. Alan belli. Bir tarafta Fed alıyor, bir tarafta Avrupa Merkez Bankası alıyor. Şimdi Fed almamaya başladı. Ez cümle. Hatta bir noktadan sonra hocam tutanağın içine bir miktar sterilizasyon tadı da katmışlar. Yani problem orada. Bir yandan siz bütçeyi bir noktada sabitleyeceksiniz, tahvil alımını bitireceksiniz. Ondan sonra da çok çabuk konuşmaya başlıyorlar. Bütçenin sterilizasyonu yani aşağı yönlü gidişi. Bunu daha önce Ben Bernanke yaptık, piyasaların tepkisini gördük. Özetle piyasa tepki veriyor. Piyasa tepki verince tahvil piyasasında etkileşim oluşmaya başladı. Bu problem. Bir, şimdilik dolar endeksine yansımıyor. Yani 96 civarında kalması önemli ama her an hızlanabilir. Bu 26 Ocak FED toplantısı sonrası oluşacak. Mart'a doğru ne tür sinyaller alacağız? Orada 97-97.50 sınır dolar endeksi. Şimdi bize bunları niye anlatıyor? Çünkü bunları anlamadan dolar TL'yi yorumlamak mümkün değil. Çünkü dış hareketlere karşı bütün ülkelerin olduğu gibi biz de açıyoruz. Son dönem gelişen piyasalarda da bir miktar hareketlilik başladı. Son 3-5 senelik tepelerine doğru. Onun için o bir dengeyi çok iyi kurmaları gerekiyor. Fed de Avrupa Merkez Bankası'nın. Avrupa Merkez toplantısı Şubat'ta ez cümle. Dolar TL'de 18 görüldükten sonra 18.30'lar görüldükten sonra aşağı yönlü hareket. Bir 10.50. Şimdi 13-14 bandı içinde. Daha önce söylediğim gibi bir bant aralığı içinde önemli olan stabilizasyon. Ama bir anda gitmeyecek oynaklık. Yani o kadar sert bir hareketten sonra oynaklığın tamamıyla sinip çok dar bir bantta hareket beklemek kolay değil. Bu zamanla oluşacak. Enflasyona da bağlı tabii. Enflasyonla mücadeledeki kararlılığa da bağlı. Ama dolar TL'de 14-15 bandı Merkez Bankası'nın da müdahalelerinin sıklıkla geldiği marjinal direnç eşiği. Buranın geçilmemesi çok önemli. An itibariyle fiyat ekranıma baktığımda 13.70'leri görüyorum. Şimdi oraya yakınız. Demek ki 20'si çok önemli toplantı. O döneme kadar ki piyasa hareketleri çok önemli. Dolar endeksinin 96 olduğu bir yerde. Şimdi dolar endeksinin yükselme ihtimalini de göz önünde bulundurmak lazım. Onun için 14-15 aşılmıyorsa rahatlamak için aşağıda 13 altında her seferinde geçen yayında da söyledim. Hep söylüyorum 12.50 pivot. Yani 10, 14, 10, 15 bandının orta seviyesi 12.50 pivot. Daha önce açıkladığım orta vadeli programında ortalama kur hedefi biliyorsunuz sevgili hocam. Onun için 12.50 civarında kurun dengelenmesi önemli. En azından 12.50, 13.50 ya da 11.50, 13.50. Şimdi bakın bu seviyeleri niye veriyorum? Önemli olan bant aralığının geniş tutuyoruz ama o bant aralığının zamanla daralması. Hem ihracatçıyı rahatlatacak, hem ithalatçıyı rahatlatacak, hem iş tüketimde fiyat mekanizması
biraz daha netleşecek. Ama şu çok net, aşağı doğru 12.50 altında kaldıkça 10 ve civarı geri çekilmeler özellikle işletmelerimizin, kurumlarımızın önümüzdeki dönem risklerini hedge etmeleri açısından uygun bir bölge. 13 üzerinde de 14-15'ler geçilmedikçe döviz tevdiat hesabından enflasyon koruması kazanmış. TL mevduatlara geçme açısından önemli bir seviye. Onun için çok finansal krizler yüksek bir dönem gerekiyor. Bu dönemde de çok iyi takip etmek gerekiyor. Benim hani dolar TL tarafına söyleyeceğim bunlar. Diğer jeopolitikler, ABD Türkiye işleri vesaire şimdilik bu tarafta. Biz daha çok odaklandığımız FED, global fiyatlamalar, iç piyasa fiyatlamaları. Çok tabii buyurun devam edin, size soracaktım zaten. Ben de Sinet Hocam'a birkaç bir şey ekleyeyim. Evet, tabii. Yani birinci belirleyici unsur daha önce de belirttiğimiz gibi 96'lı seviyelerdeki dolar endeksi. Bunun da biliyorsunuz 96'ları gördüğünde 1.70 seviyeleri tahvil faizlerinde de tekrardan görülmüştü aslında. Sonradan bir geri çekilme oldu. Ama anladığımız kadarıyla oradaki seviye yukarı yönlü ivmesini devam ettirecek. Veriler bunu gösteriyor. Amerika açısından veriler. Yani bu beklentinin öne çekilmesi, o beklentinin tüm dünyada artması Fed'le ilgili. O zaman biz o Cüneyt Hocam'ın çok güzel şekilde teknik olarak özetlediği 97-30, 97-50 seviyelerinin muhtemeldir ki aşılabileceğini görebileceğiz ama tabii endeksteki o 97-50 seviyeleri öyle kolay da aşılacak seviyeler değil kısa vadede. En azından ilk çeyreklik kısımda bu aşılabilir diye düşünüyorum. Birinci unsur, evet Cüneyt Hocam haklı. Kesinlikle küresel çaptaki bu gelişmenin ne olacağı. Yani Fed'in ne yapacağı, 20'sindeki toplantı çok önemli. Ne yapacağı bizim için bir defa önemli. Dolar piyasa sakin dersin. Kal diyor işte hocam. Onu beraberce söylüyoruz aslında. Piyasa FED'e sakin kal diyor. Hızlanma diyor aslında. Aynen öyle. Hızlanma diyor. Şimdi ikinci unsur da şöyle bir şey var maalesef bizdeki piyasada. Tamam bunları fiyatlıyoruz. Çok da güzel. Bunları tüm dünya fiyatlıyor. Zaten fiyatlanması gerekiyor. Fakat hakikaten işte o köpük dedikleri ya da iç piyasadaki o öngörülebilirlikle alakalı bizdeki kurdaki dalgalanma var maalesef. Yani o dolar endeksi çok aşırı gitmese bile ben şöyle bir rakam vereyim. Biliyorsunuz 2021'in başında 89'du dolar endeksi Cüneyt Hocam. Yıl sonunda 96 ile kapattık. Yani bu yıllık bazda %7'lik 8'lik bir doların diğer hani o 7 para birimi karşısında değer kazancını gösteriyor aslında. 7-8'ler civarında yüzdelik olarak. Şimdi bu Türkiye'de de 7-8'ler civarındaki kazanımın ana sebebi bu aslında. Ama Türkiye'deki rakama bakıyorsunuz işte bunun çok çok üzerinde. O zaman demek ki evet küresel çaptaki etki bu. Bunun bir de dolaylı etkisi de vardır. Tabii onu da unutmamak lazım. Neticede Türkiye'deki artışın en azından %15'lik 20'lik kısmı Fed'in bu politikalarıyla alakalı. Ama kalan kısmı, üzerine gelen kısmı, ister siz 40 deyin, 50 deyin, 30 deyin, ne derseniz deyin, orası iç piyasadaki gelişmelerle alakalı, öngörülebilirlikle alakalı, Merkez Bankası'nın politikalarıyla alakalı, piyasanın beklentisiyle alakalı. Bizim daha çok bu kadar enflasyon sürecinde ana beklenti zaten Fed'inki 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani beklediğimiz oranlar hepimiz açısından aynı rakamları gösteriyor. Asıl bizde beklentiyi dolarla işte TL arasındaki bu oynaklığı belirleyecek unsur iç piyasadaki gelişmeler olacak. Yani iç piyasadaki gelişmeler bunu nasıl fiyatlandırırsa biz o zaman Cüneyt Hocam'ın dediği o teknik seviyelerin üzerine çıkılabilir ya da çıkılamaz onu konuşuyor olacağız. Ama gördüğüm kadarıyla hükümetin çok net bir tavrı var. 12 taban, 14 tavan gibi gözüküyor. Hadi onu 14.30, 14.50'lere kadar çıkarabiliyoruz Cüneyt Hocam'ın teknik analiziyle ama burada bir yani kurun bu stabil seviyede dalgalanması öngörülüyor aldığımız bilgilere göre de. O yüzden bundan sonraki süreçte eğer bunun üzeri, bu rakamların üzeri aşılırsa o zaman işte hakikaten ihracatçı açısından, ithalatçı açısından ve iç piyasayı fiyatlandırma açısından sıkıntılı yani müdahale edilmesi gereken süreçler yaşanabilir diye düşünüyorum. Ama gördüğüm kadarıyla 12-14-13-50 14-50 aralığı bir yapı oluşturmuş durumda.
Ama dediğim gibi benim beklentim, evet FED çok çok önemli ama asıl dolar-TL'yi belirleyecek unsur iç piyasada bizim ne şekilde öngörülebilir olacağımız, Merkez Bankası'nın o karar metinlerine koyacağı ifadelerin ne şekilde piyasadan algılanacağı çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Bunu ilave olsun diye söyledim Cüneyt Hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Cüneyt hocam altınla devam edelim. Bu hafta ons altında bir hareketlilik var. Dün 1830 dolar seviyesini aştı. Bugün 1800'ün altına sarktı. Şu an hali hazırda 1800'ün üzerinde seyrediyor. Gram altınla da birleştirsek neler söylersiniz? Valla yani geçen hafta da söyledik, hep söylüyoruz, sıkışma var. Sıkışma haber kaynaklı değil, teknik bir hikayeye döndü. Yani temel hikaye çok belli zaten, altın güvenli liman gömleğini giyer. Buna sebebiyet verecek olan riskler belli. Ya da altın emtia gömleğini giyer yukarı gitmesi için. Ya da Fed'in politikaları karşısında bir dönem sıkıntı yaşar. Çünkü faizi yükselttiğiniz andan itibaren kademeli bir şekilde dolar endeksinde yükseldiği andan itibaren altın baskılanır. İşte, nitekim ABD tahvil faizleri yukarı gittiği için 1.73-1.74'lerde bir ABD 10 yıllık, yani hafif almayın. Son 2 senenin en yükseklerindeyiz şu an. Yani son 2-3 senenin, onun için önemli noktalar bunlar. Yani bir paradigma değişiyor. Şimdi bu paradigma değişiyor mu değişmiyor mu FED belirleyecek. Nereye kadar? Yani ikilere gittiğini bir düşünün bu faizin, 10 yıllıkların. O zaman senaryo değişir. Altın tam böyle pivotta bekliyor. 1800 zaten pivot. 1790-1800 geldi. Bütün ortalamalar ilk gibi dizildi. 50-100-200 günü. Teknik bakanlar bilir. Şimdi yön belirtmiyor teknik olarak. O zaman seviyeye bakacağız. Seviye geçen hafta dediğimiz 1830-35 geçilmedi. Yukarı yönlü bir tepki. İşte omikron vakalarında sadece Amerika'da günde 1 milyon vaka. Yani bu ciddi bir rakam. Avrupa'da hakeza öyle. Yani her ne kadar sıkıntı karantina süresi Sayın Bakanımız açıkladığı gibi 7 güne düştü. Birçok Avrupa ülkesinde de böyle. Yavaş yavaş sanki kurtulacağız müjdesi gelecek ama birkaç ay daha sağlık sistemi üzerinde baskı, birkaç ay daha bir sıkıntı süreci var. O netleşmesi gerekiyor ki altın kendi yolunu pandemiden ayırsın veya ayırmasın. Ben 1830 geçilebilirse 1870 ve 1900'ü daha önce de söyledim. Şimdi bu seviyeler geçilmeden altında yukarı yönlü hareket hızlanmaz. Buralar geçilmeli ki hareket hızlansın. Çünkü artık oralara da gidemiyor her hareket. Fakat inmiyor da. Yani aşağıda da 1800-1790 altında 1750-1720. Maksimum 1650-1670. Bant bu. Ama işlemler artık 20-30 dolara sıkıştı. İp gibi. Şimdi nereye kırıyorsa oraya doğru sert bir hareket oluşacak. Yukarıda kırılımın 1830-1870 max 1900'de sinyalini alacağını söyleyelim. Aşağıda yalnız dikkat edelim. Eğer FED şahinleşmeye devam eder, ABD tahvil faizleri dolar endeksinin arkasına alıp güçlenirse o zaman altında aşağı yönlü bir son hareket, düzeltme hareketi 1750-1720 kırıldığı andan itibaren 1500-1650 bandı içinde yeni bir destek aramaya başlar. Onun için uyarıcı olalım. Hani ons altında yukarı gitme potansiyeli masadan kalkmadı asla ama aşağı gelme potansiyeli de en az yukarı gitme potansiyeli kadar eşit hale geldi. Onun için o düzeltme kalıbını da unutmayalım. Gram altına gelince de dolar TL'deki 13-14 bandı içindeki kalış. Hocam orada güzel söyledi. Yani ben de aslında teknik detayda onu söylemeye çalıştım. Hani 12,5 pivot, zaten onun için 12,5 pivot önemli. Yani yukarıda 14-15'ler marjinal direnç, işte aşağıda 10-11'ler destek oldu. Daha çok 12-14 bandı içindeki hareketli. Böyle bir senaryoda ons da sabit kaldığı zaman gram altının mevcut seviyelerdeki hareketi. Ne dedik geçen hafta? 700, 650, 600 gibi rakamlar olası olursa düzeltmelerde alım fırsatıdır. Max da 550'dir. Yani dip olmuştur artık o bölge. 550-700 bandı. Kısa vadede değişmedikçe bu paradigma böyle. En kısa vadede teknik olarak. Oraya her geliş alım fırsatı olduğunu gördük. Alanlar için bir kar maksimizasyonu. Yukarıda da 8-850 dolar önemli bir eşik. Teknik olarak bakmıyoruz, sadece seviye bazlı. Çünkü çift parametreli hareket ediyor. Kolay değil bunun tekniğine bakmak.
Onun üzerine taşımlar oluşursa da 900 veya üzeri bir kez daha net satımdır kısa vadeler için. Ama orta ve uzun vadede ez cümle, son cümle hocamla yıllardır söylediğimiz gibi altın portföylerde kesinlikle olmalı. Çok risk var. Polislere karşı siz her zaman koruyacak olan, getiri de verecek olan bir yatırım aracıdır, bir enstrümandır. Altın diyeyim. Noktalıyım sevgili Mahmut, sevgili hocam. Sefer hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı altınla ilgili? Tabii altınla ilgili Cüneyt hocamla biz hep söylüyoruz. Beklentimiz aynı. Fakat son dönemde bir değişiklik var. O da işte Cüneyt hocamın söylediği yukarı yönlü beklentiler olduğu gibi artık bu seviyelerde altınla ilgili aynı oranda aşağı yönlü çekilmelerin de olabileceği beklentisi oluşmaya başladı. Bundaki ana etki de FED. Yani bunu açık olarak söyleyelim. Yani tahvil faizleri 1.73'lere geliyorsa beklenti hızlı bir şekilde FED'in Mart'ta, Haziran'da faiz artışına dönmüşse o zaman altında tersi durumları da düşünmek lazım. Ama gene de orada ben de Cüneyt Hocam'ın teknik analizini çok yerinde buluyorum. Gene de orada aşağı yönlü beklenti belki oluştu. Belki de yarı yarıya oluştu. Belki de bu gerçekleşecek. Ama uzun vadede her zaman altını biz tavsiye ediyoruz. Her zaman bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla 1600'ler, 1500'lerin altı da kesinlikle altın için hani çok söz konusu olmayacak gibi geliyor. Eğer olursa 1600'ün altı zaten ons bazında yani istenildiği kadar alınabilecek bir seviye diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii ki gram olarak değerlendirmesi hem onsa bağlı hem de diğer taraftan dolar kurunun ne olacağına bağlı. O yüzden gram tarafından ziyade ben şu aşamada ons tarafının daha önem arz eder olduğunu görüyorum. Yani ons altını biz önümüzdeki dönemde biraz daha konuşacağız. Ama şu direnci de oluşturdu Cüneyt Hocam. Yani bu beklenti aslında hep verildi piyasaya Fed'le ilgili, tahvil faizleriyle ilgili. Ama bir türlü de o 1700-1800 aralıktan ne aşağı doğru geliyor ne de yukarı doğru geliyor. İşte 1832-30'u denedi. Tekrardan 1790'ların altına çekilmiş oldu. O yüzden temkinli hareket etmek lazım. Hakikaten Cüneyt Hocam çok güzel tavsiye verdi. Yukarıyı hedefliyorsanız aşağıyı da göz önünde bulundurmanız lazım. Yani aşağı yönlü de risk şu anda bence Fed'in tavırlarıyla birlikte artmış durumda. Ama dediğim gibi oradaki teknik olarak en aşağı geleceği seviye önemli. Orada da çok 1700-1650 dolarların altına çok da ineceğini düşünmüyorum ben. En azından kısa vadede. Belki uzun vadede değişebilir. Sağ olun hocam kıymetli yorumunuz için. Son olarak Cüneyt hocam süremiz de çok daraldı. Borsa İstanbul'la ilgili neler söylersiniz? Sevgili Mahmut, 2400'e hızlı bir yükseliş, rekor seviyeler, sonra sert bir düzeltme, hızlı bir düzeltme. Şimdi onun sindirme soluklanmasını yaşıyoruz. Kalıp düzeltme kalıbı, grafiğin artık bu tarafındayız. Yani sol taraf yükseliş tarafından bu tarafa sağ taraf düzeltme kalıbına geçti. 2000 civarında konsolide olmaya çalışıyor. Aşağıda 1750-1850 önemli destek demiştik. Oradan döndük. Yalnız 2000 üzerinde kalıcılık olmadıkça şu an 2011 önemli bir seviye, pivot seviye artık. Yukarıda dikkat edeceğimiz yer 2100 üzerinde kuvvet kazanıp 2250 üzerine geçmesi. Bu yeni bir rekor anlamına gelecektir teknik olarak. 2400'de ama orayı aşma potansiyeli demektir. Onun için gözümüz yurt dışında olacak. Şimdi yabancı payı da oldukça azaldı. Yani 40'larda tarihsel olarak tarihi diplerde yabancı hareketi daha oluşmadı Türkiye'ye karşı. Yani net olarak borsa tarafında. Oranda katılım ile ben 2022 senesi içerisinde yukarı yönlü 1.8, 2 sent hatta 2.2, 2.5 sent gibi dolar bazlı hedeflerimi koruyorum. TL bazlı da 2400'ü geçebilmemiz durumunda 3000'lere kadar, hani arada bir 2550, 2750 bunlar hep teknik seviyeler, 3000'e kadar bir hareket öngörüyorum en azından. Ama düzeltme kalıbına dikkat edelim. Aşağı geri çekimler alın fırsattır. Hangi hisselerde hikayesi güçlü, ihracat potansiyeli yüksek, dövize karşı kendini koruyan, üretim gücü yüksek, hikayesi pozitif büyük hisseler, BIST 30, BIST 50, BIST 100 içerisindeki ve diğer dışındaki tüm hikayesi olan hisselerde pozisyon almak oldukça önemli olacak. Bunun için finansal okuryazarlık gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim el cümle. 1500-1650 bandına gelsek bile orası buranın artık sınır desteğidir. 200 günlük ortalamaların olduğu bölge. Oraya kadar geri çekilmeler bile trendi bozmaz. Alım fırsatı olarak etiketlenir.
Çünkü dediğim gibi 2022 değişmedikçe bütün dünyadaki sistem ve finansalların risk iştahı borsa için önemli bir yıl olacaktır. Hocam kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Kapanış yapalım. Borsa ile ilgili ben de iki kelime söyleyeyim isterseniz. O da şu, açıkçası kurdaki oynaklık ne kadar giderilirse, öngörülebilirlik ne kadar artarsa, enflasyonla ilgili bu olguda bu şekilde tartışılmaya devam ederse ben borsanın prim yapacağını düşünüyorum. Yani bu şartlar altında borsa yukarı yönlü. Cüneyt Hocam teknik kısmını çok iyi söylüyor. Ama bu şartlar altında, bu söylediğim şartlar gerçekleşirse borsanın yönünün yukarı olacağını beklemek en doğru yaklaşım olur. Çok sağ olun hocam kıymetli yorumlarınız için. Haftaya tekrar aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.